Allah'a emanet. Benim konum İslam edebiyatı, İslami edebiyat, edebiyatın yani İslam ile ilişkisi. Tabi İslam edebiyatı denildiği zaman İslam ülkelerindeki edebiyat anlaşılır. İslami konular çerçevesinde gelişen edebiyat ürünleri anlaşılması lazımdır. Müslüman ulusların her birinin kendine özgü ve İslamlık öncesinden başlayan bağımsız edebiyatları vardır. Ve yine aynı şekilde her ulusal edebiyatın dinsel olduğu gibi din dışı edebiyat ürünleri vardır. Yani her devlet doğduğundan beri İslamiyet'i kabul etmemiştir. Türkler olsun veya Orta Asyalılar olsun veya işte Hindistanlar olsun. Bunların hepsinin makabinde daha öncesinde ne vardı? İslam dışı bir gelenek vardı. İslamiyet ile beraber ne oldu? İslam kültürüyle beraber edebiyatlarını, daha doğrusu o sanatsal çerçevelerini geliştirmeye başlamışlardır. Tabii yine arz edildiğimiz gibi İslamiyet'i kabul edilen sonra her ulusun edebiyatında ve din dışı edebiyat ürünlerinde İslam etkileri görülür. Şimdi burada bu kısım genel olarak baktığımız zaman ben Türk hani edebiyatını anlatacağım. Türk edebiyatının İslamiye çerçevesinden gelişimini anlatacağım. Şimdi Türklerin bildiğimiz üzere Karahanlılar Devleti'yle beraber İslamiyet'i kabul ediyorlar. Gruplar halinde. İslam kültürünün etkisiyle yavaş yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Kendine özgü nitelikleri ve kurallarıyla divan edebiyatı adını verdiğimiz dönemin oluşumu başlamıştır. Bu 13. yüzyıla kadar olan bir dönemdir. Daha sonra bu edebiyat anlayışı günümüz olan hala hazır 19. yüzyıla kadar etkin bir şekilde varlığını sürdürür. Hala etkisini görürüz yeni şiirlerimiz olsun. Tabi İslamiyet öncesine baktığımız zaman sözlü edebiyat dönemini görürüz. Bu kültürün etkisiyle, bu İslamiyet kültürünün etkisiyle de küçük yeşillere uğrayarak halk edebiyat adını aldı. Sözlü edebiyat dönemimiz İslamiyet'le beraber halk önemini aldı. Sonucuma yani bir anlamda halk edebiyat dediğimiz edebiyat, İslamiyet'ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı altındaki yeni şeklidir. Türklerin Müslüman olduğunu kabul ettiğimiz 10. yüzyılda divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasında İslamiyet'in etkisi altında verilmiş olan bir anlamda geçiş dönemi ürünlerimiz vardır. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İslamiyet ile beraber her ulus kendine yeni bir çerçeve hazırlamıştır. Bu Türk olabilir, Hintler olabilir veya işte Amerikalı olabilir. Yani İslamiyet'i kabul eden bir toplum İslamiyet çerçevesinde kendisine yeni şekiller oluşturur, yeni ürünler yansıtır. Ama İslamiyet çerçevesiyle, İslamiyet konularıyla. Teşekkür ederiz.